sizlerle tekrardan Uyanış Festivali'nde birlikte olmanın sevincini yaşıyorum. Bugün konumuz sevgioloji. Sevgioloji nedir? Bunu açıklayacağım. Sevgioloji, numoloji, pin, ebced, ayurvedanın birleşiminden olan ad ve soyadınız, doğum tarihinizin içerdiği analiz biçimi. Yani buradaki analiz bize ne veriyor? Kişiliğimizi, kişilikteki ana kollarımızı, yan kollarımızı, buradaki genel olarak hangi mesleklerde başarılı olacağımızın bilgilerini, aynı zamanda bizim hayata nasıl baktığımız, hayatta nasıl göründüğümüz, başkalarının bizi nasıl gördüğü ve değişmez başat özelliklerimiz, özellikle neyi yaparsak orada çok daha başarılı olabiliriz, bunların analizini veren bir kadim bilgi topluluğu aslında. Çünkü numeroloji Pisagor'dan geliyor. Pisagor matematik bilim adamı ve onun yaptığı bir analiz şekli. O der ki her harfin bir rakamsal değeri var. Her rakamsal değerin de bir anlamı var. Yani kişiliğimize yansıyan bir titreşimi var. O yüzden bizim her adımız söylendiğinde rakamsal bir titreşim var. O rakamsal titreşimden sonra da kişiliğimizi etkileyecek özellikler bize üzerimize sinmekte. Yani biz o şekilde davranmaktayız der. O yüzden de matematik bilim adamının böyle bir şey yapıyor olması benim çok ilgimi çekmiş ve o yüzden de buna çok merak sardığım bir dönem oldu. Yani 15 yıldır bununla ilgili araştırmalar yaptığımda bunun gerçekten çok güçlü bir kadim bilgi olduğunu görünce, özellikle Atatürk'ün üzerindeki analizler, yine devlet büyüklerinin üzerinde bunlarda yapılan analizleri gördüğümde bunun çok kıymetli olduğunu gördüm ve gerçekten bir insanın hayatını çok etkilediğinin farkına vardım. O yüzden de buna emek sarf ettim. Ve bundan sonra da Pin Damlina'nın bir analizidir. Bu da doğum tarihinden yapılan bir analiz. Biz doğum tarihimize baktığımız zaman da bizim bu evrende nelere söz verdiğimiz, ayağımıza takılacak taşlar nelermiş, bizi neler zorlayacak, bunları gösteren bir analiz oluyor. Haliyle ben bu evrende neden varım ve bu hayat amacım neye hizmet ediyor? Ben buradaki topluluk için, tekin ve bütünün hayrına neyi yapmak için buradayım? Bunlara ve nelere söz verdim? Sözleşmem neler? Bunları açıklıyor bize. Bunun yanında Ebced ile Osmanlıcadır. Ebced'e baktığımız zaman da bizim esmamızı, hani tanrısal tarafımızı aslında söylüyor. Adımız ve soyadımızın Arapça karşılığı var ve bunun karşılığında da yine Arapça bir rakamsal değerleri var. Bu rakamsal değerleri topladığımız zaman da bizim karşımıza bir Ebced olarak toplu bir rakam çıkıyor ve bu rakamın esma karşılığına bakıp sizin hangi esmayı tezahür ettiğinizi, yaradanın hangi parçasının sizde olduğunu burada görme şansına sahip oluyorsunuz. Ayurveda'yla da vücut tipinize göre nasıl beslenmeniz gerektiği ve bununla birlikte hangi sporları yaparsanız da daha iyi olduğu, hangi ortamların sizin için iyi geldiği, bunların hepsini Ayurveda'yla buluyoruz. O yüzden de bir kişiye bütünsel olarak baktığımızda, sevgioloji olarak baktığımız analiz olarak, numerolojinin, pinin, ebcedin, ayurvedanın ortak sentezinden bir araya gelen bir analiz şekli oluyor. O yüzden biz Amerika'yı tekrardan keşfetmedik tabii ki. Bunları kadim bilgi olarak bizim bilgelerimiz bulmuş ve onların da birleşiminden böyle bir analiz çıkmış durumda. O yüzden sevgolojide yaptığımız bu numeroloji, pin, ebced ve ayurveda kişiye bir yol haritası çiziyor. Yol haritası çizdiği zaman da kişi burada hangi senede, hangi enerji alanında ve hangi sözleri verdiğiyle ilgili ve hayat amacını öğrendiği zaman ona göre bir vizyon ve misyon belirleme şansına sahip oluyor. Ve hayatında daha bilinçli adımlar atıyor. Ve kendini bulma yolunda çok ciddi anlamda bir eline belge gelmiş oluyor. Yani aslında bir yol haritası, hayatındaki yol haritası. O yüzden bu yaptığımız analizlerin sonucunda kişiler kendi başat özelliklerini öğrendikleri zaman onlarla ilgili bir hayat planlarında onlarla ilgili bir alan yaratmak ve ona emek sarf etmek noktasında kendilerini buluyorlar. Artı eksik olan yanları gördüğünde de bunları nasıl başat hale getirebileceklerinin formüllerini bulmuş oluyorlar.
Mesela size şöyle bir örnek vereyim. Birinci çakraya baktığınız zaman, bunun hakkında bilgilerde kısa bir geçiş yaptığımızda, birinci çakra dediğimiz sayıda A, S, Ş, J harflerinden destek alır. Bu isimlerden kişiler eğer destek alıyorsa, liderlik, yaratıcılık, güven, adım atma, idealist olma gibi özellikleri daha çok kendilerinde bulundururlar. İkinci çakraya geldiğimiz zaman BKT'den destek alır. BKT'ye baktığımız zaman da ikinci çakra karşı tarafa sen demektir. Karşı tarafın fikrine değer vermektir. Aynı zamanda sevgi, aşk, tutku ve kudret demektir. Üçüncü çakraya geldiğimiz zaman ise C, Ç, L, U harflerinden destek alır. Yani bu da şu demektir. Kelimelerde duyarlılık, ifade gücü, ifadelerimizi kullanırken doğru yerde, doğru zamanda kullanma şekilleri. Eğer üçüncü çakradan kişi çok fazla destek alıyorsa, yani C, Ç, L, U harflerinden fazlaca destek alıyorsa, bu kişi kendi ifade etme noktasında oldukça başarılıdır. Dördüncü çakraya geldiğimiz zaman DMV harflerinden destek alır. DMV harfleri de sabır, sadakat ve kalp çakrasıdır. Haliyle kişiye sabrı verir. Beşin enerji alanına baktığımız zaman ise E ve N harflerinden destek alır. E ve N harfleri farklı insan, farklı kültür, farklı yer, yeni orijinal fikirler demektir. Beşinci çakranın çokluğu kişinin hareketli olmasını, meraklı olduğu için her şeye adım atmakta çok daha yürekli olduğunu, yabancı uygarlıklarla ilgili olduğunu ve aynı zamanda da gittiği yerin, gittiği ülkenin kalıbına çok daha çabuk girebildiğini, esneyebildiğini, esneklik verdiğini ve dil zekasının da yukarıda olduğunu gösterir. Yani E ve N harflerinden destek alan kişiler biraz mucittir aynı zamanda. Mucitlik verir kişiye. Meraklı olduğu için ekosistemdeki boşlukları çok daha çabuk görebilir ve bunları görerek de bunlarla ilgili mucitlikler yapabilir. O yüzden E ve N harfleri hem keyifli, hem neşeli, hem hareketli insanlardır. Altıncı enerji alanı FOÖ'dür. Mesela çok kıymetli bir çakradır. Bu kişiye odaklanma verir, toplumun gelenek göreneklerine uyumlanma verir. Aynı zamanda da topluma güzellik getirir. Hayatı güzelleştirmeyi, evreni, bu toplumda insanları, binaları, yolları, her şeyi, yani güzellik anlamında var olan her şey altıncı çakranın direktifindedir. Yani F, O, Ö harflerinden destek alan insanlar fazla bir başat özellikle, yani mesela 3 ve üzeri bir destek alıyorsa, bu kişinin mimarlık mesleğinde mesela yetenekli olabilme olasılığı yüksektir. Artı bununla birlikte estetik anlamındaki dallarda olabilme olasılığı yüksektir. Yani güzelliğin var olduğu her meslekte bu aktif olabilir. Aynı zamanda hiperaktivite olan çocuklarımızda, hareketli olan çocuklarda da eğer 6. çakradan destek alırlarsa ve o harflerinden odaklanma problemleri bir nebze daha bu konuda azalır. O yüzden de 4. çakradan destek alıyor, sabırlı diyelim. 6. çakradan da destek alıyor, odaklanabiliyor. Hani çocuğun okul başarısında da bu etkendir mesela. 7. enerji alanına geldiğimiz zaman ise G yumuşak G, P, Y'den destek alır. Yani bu ne demektir? Bu da ruhsal seviyedir. Maddi dünya ile manevi dünya arasında köprü olmaktır. Yani bizler 7. enerji alanına sahipsek eğer, bu harflerden destek alıyorsak, bu kişi bu alanda başarılı demektir ve kişi bu duyguyu verir. Şükretmektir aynı zamanda ve ruhsal seviye olduğu için de kişinin burada kendi bulunduğu din diyebileyim veya başka bir ritüel diyebileyim. Yani bir ritüele bağlanmak ve bir ritüeli devam ettirmek, rutinine koymak faydalı olur. Yani mesela 7. enerji alanı boşsa kişinin hayatında bir ritüel getirmeli ama bu ritüelde de tekim ve bütün aile maddi dünya ile manevi dünya arasında köprü olacak şekilde bir ritüeli getirmesi gerekir. Meditasyondur. Bunun ilgili kişinin dua enerjisi vardır. Dua eder, şükreder. Bunlar gibi. 8. enerji alanı ise HZ harflerinden destek alır. HZ harfleri güç, iktidar ve iz bırakmaktır. Aynı zamanda da maddi dünyadır.
Maddi başarı demektir 8 enerjisi. O yüzden de H ve Z harflerinden destek almak kişiye maddi olarak tutarlı olmayı, maddi olarak kaynaklarını doğru kullanmayı ve maddi imkanları daha rahat kendi hayatına çekmeyi sağlar. O yüzden 8. enerji alanında bu maddi dünyada kıymetli bir çakradır. Dikkat ederseniz Hazreti dediğimiz zaman HZ'den destek alır. Zihin dediğimiz zaman da Z ve H harfleri baskındır. Yani güçtür. O yüzden 8 gücü ifade eder. 9. enerji alanına geldiğimiz zaman ise İ, I, ve harflerinden destek alır. Bu da şu demektir. Burada hümanizm, çocuklu saflık, merhamet, iyi niyet ve gerçekten tekin ve bütün hayrına topluma hizmet demektir. Aynı zamanda şifaya aracı olmak demektir. Mesela İ, I, ve harflerinden fazlaca destek alan kişilerde de şifalanma enerjisi yukarıdadır. Artı enerji alanlarında şifa enerjisi var olduğu için bütünleyici tıpta da başarılı olurlar, normal tıp alanlarında da. Genelde iz bırakmış ve burada sağlık noktasında marka olmuş olan doktorlara baktığımızda, hekimlerimize daha doğrusu baktığımızda, HZ harflerinden destek alan aynı zamanda da İR harflerinden de destek alan doktorların çok daha fazla olduğunu görmekteyiz. O yüzden bununla ilgili örnekleri çoğaltmak mümkün. Yani bunları biz derslerimizde tabii ki anlatıyoruz. Ve detaylı olarak bunlarla ilgili iki şekilde eğitim kurslarımız oluyor. Online olarak bunu yapıyoruz. Aynı zamanda pandemiden önce yüz yüze de bunları yapıyoruz. Pandemiden sonra tabii ki bunlar online olarak hayatımıza devam ediyor. Yani bunun normalinde haftada 2 günlük derslerle toplamda 4 ayda haftada bir ders yaparsak 8 ayda bu dersleri bitiriyoruz. Bununla birlikte de artı bir ay uygulama dersleri koyuyoruz. Pratik yapıyoruz olacak. Çünkü yorumlama çok kıymetli. Bunları bilmenin yanında kişinin adı, soyadı ve doğum tarihini meç edip bunları yorum yapmak bu da ayrı bir analiz alanı ve bu da ayrı bir yetkinlik. O yüzden bilgiyi alıp o bilgiyi doğru aktarmak çok kıymetli. Danışmanlık çok önemli. Çünkü bizim burada baktığımızda numerolojide, pinde olsun, yorumlarımızı yaparken karşımızdaki insana olumsuz potansiyellerini de anlatıyoruz. Yani kişi olumlu potansiyellerini öğrenmekle birlikte olumsuz potansiyellerini, negatif tutumlarını da öğreniyor. Hali kişiye danışmanlık yapıldığı süreç içerisinde bunun çok kıymetli bir şekilde pozitif bir şekilde doğru aktarabilmek çok önemli. Çünkü hani eskilerin de dediği gibi ne dediğin değil, nasıl söylediğin önemli. Bizlerin aydınlık yönleri olduğu kadar gölge yanlarımız da var. Bu gölge yanları karşımızdaki insanlara danışmanlık yaparken, aktarırken çok dikkatli olmalıyız. Karşımızdaki insanlarda travma yaratacak veya kendi duygu durumlarında kendini mutsuz hissedecek şeyler söylenmemesi gerekir. O yüzden danışmanlık kıymetlidir ve psikolojik olarak da bunlarla ilgili eğitim almak çok önemlidir. O yüzden biz eğitimlerimizde bunlara da dikkat ediyoruz ve insanlara bunları buradaki katılımcı öğrencilerimize diyoruz ki hipnotik dil kalıplarıyla bunu geri bildirim verirken, bunun analizini yaparken kelimelerimize dikkat edelim diyoruz. O yüzden bu çok kıymetli arkadaşlar. Aynı zamanda çocuklarımıza ad koyarken çok kıymetli. Yani burada kişi, burada bireysel olarak danışmanlık aldığında kendi hayat planını, hayat amacını, kimliğini, karakterindeki dışarıdan nasıl göründüğünü, kendisinin dünyaya bakış açısını da noktasına çok ciddi bir netleşme sağlıyor. Aynı zamanda eğitimlere katıldığı zaman da çevresine, aynı zamanda kendine ve çevresine, sevdiklerine, çocuklarına çok faydası dokunuyor. Çünkü aynı zamanda burada çocuğun işte ileride mesela hangi meslekte başarılı olabileceğini bilmek çok kıymetli. Aynı zamanda ad vermek, isim vermek çok kıymetli. Burada eskiden kadılar verilmiş. Hatta yine eskilerden bir burada bilgi vereceğim. Derlerdi ki adıyla yaşasın. Yani bizim anneannelerimiz, babaannelerimiz adıyla yaşasın kelimesini çok kullanırdı. Adıyla yaşasın demek, adının işte bu enerji alanlarının pozitif potansiyellerinde de olsun demek aslında. Yani burada mesela Atatürk dediğimiz zaman adım at,
Karşı tarafa sen de kelimelerini doğru yerde, doğru zamanda, ifade ve duyarlılıkla kullan. Hümanist ol, çocuklu saflığın ve merhametin olsun. Tekin ve bütünlerine hizmet et. Kelimesi aslında her atıtuk dediğimizde bu kişiye yüklediğimiz bir şey. Bu pozitif potansiyeller. Eğer bu kişi bunun çukuruna düşer ve negatifini yansıtırsa bunun tam tersini yaşatır hayatında. O yüzden biz burada pozitif potansiyellerinde kişi nasıl kalır? Bu adının hakkını nasıl verir? Adıyla nasıl yaşarı aslında kişiye öğretiyoruz. Ve gerçekten de karşıdaki insana bu çok ciddi bir know-how oluyor ve bir veri oluyor. Ve geleceğiyle ilgili planlama yaparken, hayatına yön verirken çok daha akılcı ve daha mantıklı hareketlerde ve adımlarda bulunuyor. En azından seçeceği mesleği doğru seçiyor. Ve o mutlu olacağı meslekte devam ettiği zaman da hayatında kendini daha başarılı, daha mutlu ve daha huzurlu hissediyor. O yüzden aslında bu analiz aynı zamanda kişilere çok ciddi anlamda bu hayatta maddi planda kendilerine yaratabilecekleri en iyi haliyle alanlarını yaratma şansı veriyor. Bunu kimler alabilir? Bunu öğretmenler alabilir, iş adamları alabilir. Aynı zamanda birçok meslek dalındaki, yani buna merak duyan, bu tür şeylerde bilgi sahibi olmak isteyen insanlar alabilir. Bunu meslek olarak edinmek isteyen ve tekin ve bütün haline topluma şifasına aracı olmak için kullanmak isteyen kişiler bunu alabilir. Ve çok ciddi anlamda da kendine ve çevresinde sevdiklerine bir armağan vermiş olur. O yüzden bu eğitimler çok zevk veren ve gerçekten çok kendini iyi hissettiren, verdiği şifa aracı olarak insanlara verdiği hizmetten dolayı ciddi bir manevi doyumu hissettiren bir alan. Ve buradaki yaptığımız bu analizin en büyük bize verdiği faydalardan birisi de baktığımızda, eğer biz mesela sabırsızsak, dördüncü enerjilerimiz bizim eksideyse, biz bunu fark ettiğimizde, neden ben bunu sabırsızım dediğimde, bunu gördüğümde en azından sabırlı olmayı, her şeyin basamak basamak olduğunu öğrenmeyi, burada süreklilik yasası dediğimiz evrensel yasaları kullanmayı öğreniyor. Bu eğitim içerisindeki bulunan evrensel yasalarda bizim eksik olan, bize hizmet etmemiş olan, eksik olan çakralarımızı tamamlatmak için kullandığımız en güzel yasalardan birisi. Haliyle bir insanın mesela dördüncü enerji alanında kişinin R harflerinden destek almıyorsa, DMD harflerinden destek almıyorsa, biz bu kişiye diyoruz ki hayatına rutin yarat. 5 dakika veya 10 dakika kısa sürelerde kesinlikle yapacağın her işte rutinlerini yaratırken 1 saat gibi uzun sürelerde değil, mesela bir kitap okumak diyelim. Bunu her gün 1 sayfa 1 satır olarak devam et. Her gün 1 sayfa 1 satıra 1 satır ekle. Yani 1 sayfa 2 satır, 1 sayfa 3 satır olarak devam et. Bunu bu şekilde yaptığın zaman sen bu sistemle bunu rutin haline getirebilirsin. En azından sabırlı bir şekilde az bir vakit ayırarak bir romanı bitirmek bile senin sabrına hizmet eder. Hali bu senin alışkanlığın haline gelir ve sonuçta da bir senenin sonunda 37,5 kat daha bu işi iyi yapıyor hale gelirsin. Aslında bu kişiye mesela bunu enerji alanını aktif etmiş oluyor. Bununla birlikte bizim eksik olan çakralarımızı mesleklerimiz de tamamlıyor. Yani ben mesleğimde eğer ki eksik olan çakralarımdan desteklersem bu da aktif hale geliyor. Mesela avukat, mesela doktor, mesela profesör. Yani biz avukat dediğimiz zaman kişinin eğer 3. çakrası ve 4. çakrasından destek almıyorsa mesela, 1. çakrasından da diyelim, A'dan 1. çakrayı destek alır, B'den 4. çakrayı destek alır, U'dan 3. çakrayı destek alır, K'dan 2. yine 2. A ile yine destekler liderliği ve 1. çakrayı, sonra T'ye geldiğimiz zaman yine 2. çakrasını hizmet eder. Şimdi haliyle kişinin eksik olan çakralarında her zaman avukat deyip başa koyup ismiyle hitap edildiği zaman kişi bunu da aktif eder. O yüzden mesleklerle bizim eksik çakralarımıza çok uygun olursa çok artı bir faydası vardır.
Ayrıca bununla birlikte biz bayanların şöyle bir şansı var. Evlendiğimiz için evlendikten sonra biz eşimizin soyadını taşıyoruz. Haliyle eşimizin soyadı da bizim eksik çakralarımızı tamamlayabiliyor, meç edebiliyor. Ve bu sayede de aslında biz eksik olan ve mesela sabırlı değilsek biraz sabır enerjisi bize gelmiş oluyor ve destekliyor bizi. Eylemlerimizi de buna göre yaparsak ve evrensel yasaları da uygularsak biz sabırlı hale gelebiliyoruz mesela. Ve bunu çözmeye çalışıyoruz. En azından kendimizin farkına varıyoruz. Bu analiz aynı zamanda insanların bir ilişkide partnerlerin aralarındaki enerjiyi de çözebilme şansına sahip. Haliyle doğum tarihlerinden meç ettiğimizde kişinin, kadının diyelim ki doğum tarihi, erkeğin doğum tarihi, ikisini birleştirip tek bir kimlik olarak analiz edip bu kişiler bir takım, bir partner olarak bir takım olduklarında evlilikleri nasıl gider, nasıl olur, hangi problemler başlıyor, hangi problemlerle başa çıkmak zorunda kalırlar, ayaklarına hangi taşlar takılır ve bu evlilik neye hizmet eder, gelecekleri son nokta nedir, çok daha rahat söyleyebiliyoruz. Yani aslında ilişki kimliğinde, ilişki noktasında kişilere çok ciddi anlamda bir geri bildirim oluyor bu. Yani beraber olduklarında neyi yaratabilirler, ne tür bir pozitif potansiyeller olur, ne tür negatif bir potansiyelleri olur ve bu potansiyellerini nasıl ve hangi sorularla kendilerine sorarak bunu pozitife geçirebilirler. Yani kişi aslında burada bu evlenmeden önce bizim ilişki uyumumuz nedir diye baktığımızda aslında buna hizmet ediyor. Bu da aslında çok ciddi anlamda kişiye bir veri. Baktığımızda kişilerin eğer başat özellikleri, ad ve soyadlarındaki benzerlikler, rakamların, şeylerin, harflerin fazlalığı ve birbirlerine eşitlerine baktığımız zaman bu şekilde başat özellikleri, hobileri, birlikte vakit geçirme alanlarının çok daha fazla olabileceğini söyleyebiliriz. Bu arada bir ilişki kimliğinde partnerlerin sesli harflerine bakmamız çok kıymetlidir. Sesli harfler partnerlerin kendi uyumlarını gösterir. Yani aynı harflerden destek alıyorlarsa, aynı sesli harflerden destek alıyorlarsa bunlar bir aile olmak noktasında, uyum noktasında daha başarılı olurlar. Tabii doğum tarihlerinde meç edip buna bakarak tek başına bunu söylemek çok mümkün olmamakla birlikte yine de biz seçimlerimizi yaparken sesli harflerimize göre yaparız. Şu anda mesela kağıdı kalemi elinize alın ve eşinizin, çocuklarınızın isimlerini alt alta yazın. Ve yazdıktan sonra sesli harfleri inceleyin. Muhakkak ki sesli harflerden destekleniyorsunuzdur. Yani eşinizin, sizin, çocuklarınızın ortak bir sesli harfi vardır. Eşiniz diyelim Levent ve siz de diyelim Sevda. Burada E harfi ortak mesela. Ve diyelim çocuklarımızda da Melek ve Ayşe diyelim. Bakıyoruz Melek'teki E, Ayşe'deki E yine buradaki babadan, anneden gelen A harfiyle birlikte baktığımızda E harfinin ortak alanlarında konulduğunu fark ediyoruz. Yani aslında biz isimleri net tesadüf olmadığını diyeceksiniz. Aa, biz hiç bunu düşünmemiştik gerçekten. Çok tesadüfü yapmıştık. Yani hani veya işte uysun diye birbirlerine yapmıştık. Aslında uysun diye birbirlerine yaptığımız kardeşlerdeki şeylerde uyumsuz olan isimlere bile bakın, sesli harflerinde muhakkak bir ortak fayda vardır. Sesli harflerin ortak olması neye fayda sağlar? Ana kulvar olduğu için sesli harfler aynı pencereden bakmanızı sağlar. Yani eşinizin ve sizin aynı pencereden bakmanız çok kıymetlidir. Çocuklarınızla iyi anlaşabilmek, bir konu üzerinde ortak paydaya varabilmek, ortak birlikte karar verebilmek noktasında çok büyük artısı vardır. O yüzden sessiz harfler de kıymetli hale gelir. Eğer biz bakıyoruz, bu konularda sıkıntılar varsa ve çocuğun birçok enerji alanında eksiklik varsa, bu çocuk bunu tamamlamak için çok ciddi anlamda bir çaba sarf ediyor. İşte diyor ki ben işlerin sonuna kadar gidiyorum, diyorum ama bir anda işlerim oluyor.
Veya işte çok fazla agresif olabiliyor veya çok fazla duygusal anlamda çok hassas olabiliyor mesela. Bunlar da harflerin fazlalığı ve eksikliğiyle alakası çok fazla var. O yüzden de dengeleme yapıyoruz. Her şey dengede. Dengeye geldiği zaman o çocukta da karakter olarak da davranış şekli olarak da eylemlerinde de farkındalık göstermesi çok mümkün oluyor. Haliyle ek isim koyuyoruz yani. Mevcut bir ismi var. Konulmuş artık nüfus kağıdında da belli. Bu kişiye ikinci ismi koyarak bunları aktif edebilme şansına sahibiz. Artı bu çocukların başat özelliklerini öğrendiğimiz zaman onların sporda, müzikte ve diğer farklı alanlarda hobilerinde neler yapabileceğini de öğrenmek bizim için çok artı bir belge, dediğim gibi geri bildirim oluyor. Burada aynı zamanda ek isim verebiliyoruz tabii çocuklarımızı. Büyükleri de verebiliyoruz sonuçta. Kişilerdekine kendine ikinci ismi koyabiliyorlar. Çünkü herkes illa evlenmek zorunda değil. Sonuçta kaliteli bir birliktelik de yaşayabilirler. Haliyle soyadı almayabilir. Bu arada ikinci isimle de bunu destekleme şansına sahip. Yani görüldüğü gibi hiçbir şey tesadüf değil aslında. Hepsi tevafuk. Biz isimleri bile koyarken tesadüfi koymuyoruz. Haliyle çocukların hepsi aslında bir proje amacıyla geliyor. Yani aslında her bebek aileye bir proje amacıyla geldiği için o proje amacını da her zaman devam ettiriyor. Mesela büyüklerimizin isimlerini koyduğumuzda aslında biz çocuğa şunu söylüyoruz. Büyüklerimizin ismini koyduğumuzda genelde eğer yaşıyorsa günümüz, biz onu mutlu etmek için, onu onur etmek için, ona bu şekilde mutlu edelim diye koyduğumuz isimle aslında çocuğumuza şunu yüklüyoruz. Diyoruz ki herkesi mutlu etmek için çaba sarf et. Yani birilerini mutlu etmek için çaba sarf et. Çünkü konulurken daha ismi, proje amacında başkalarını mutlu etmek için konuldu. O yüzden bunlar çok kıymetli. Artı eğer boyut değiştirmiş, öteki aleme gitmiş olan ebeveynlerimiz varsa, bu ebeveynlerimizin isimlerini koyduğumuz zaman da karmikten çocuklarımızı aslında onun karmik borçlarını yüklemiş oluyoruz. O yüzden ebeveynlerin isimlerini koymak aslında bu noktada biraz sakıncalı. Yani çocuğun kendi öz varlığıyla sizin aile olarak baktığınızda sesli harflerinize uyumlu bir isim koymak ve bununla birlikte çocuğunuzun meslek olarak ileride onun nasıl bir meslekte olmasını seçmekle ilgili, yani olması istemekle ilgili ya bir çalışma yapmak istediğimizde de çocuğunuzun isimle ilgili bir danışmanlık alabilme şansına sahipsiniz. Çünkü baktığımızda birinin enerjisindeki insanlar genelde kendi işlerini yaparlar ve genelde çalışanlar olur, başkasının eline girmeyi sevmezler. İkinci enerji alanında çalışanlar ise ikinin enerji alanında şunu yapar. Bu da kişi sende olduğu için, takım ve işbirliği olduğu için aynı zamanda genelde ikinci adam olmayı seçer. Genelde büyüğün, yani üstteki Big Boss'un veya sahnedekini destekleyen, onun sahnede kalmasını sağlayan ekibin içerisinde vardır. Üçün enerjisine baktığımız zaman iyi hatiplerdir. İfade gücü olduğu için çok ciddi anlamda hatiplik yaparlar. Dördün enerjisindeki olursa kişi, bunlar tam bir görev adamıdır. Yani toplumun gardiyanlarıdır. Beşin enerjisindeki olan insanlar ise kaşiftir dedik size, mucittir dedik. Onlar da çok ciddi anlamda bilgi meraklarından dolayı da hayata mucitlik yapmak. Ve turizm noktasında, turizm sektöründe var olmak. Bu tür işlerde daha çok var olurlar. Veya bilim adamı olabilirler. Dediğim gibi onlar için meraktır bu çünkü. Hayat meraktır. Altın enerjisine geldiğimiz zaman ise bu kişilerde toplumda toplumu güzelleştirmek noktasında olduğu için dediğim gibi güzellik uzmanı, işte estetisyen, estetik doktoru, dermatolog olabilir, mimar olabilir. Haliyle bu türde bir hizmet verebilir kişi. Yedi enerji alanında ise ruhsal seviye olduğu için buradaki kişi aynı zamanda matematik zekasıdır yedi. Yedi matematik zekası olduğu için bu kişi mühendislik gruplarında analiz tasarım bu noktalarda başarılı olabilir. Bir bilgisayar mühendisi olduğunda analiz tasarım onun için
biçilmiş kaftandır. Yani orada yükselmiş tasarım kısmında olabilir, kod yazılımında olabilir. Birçok alanda var olabilir bu noktada. Sonuçta 8'e geldiğimiz zaman 8 büyük işler adamıdır. Ve yani işler büyük değil. Demir yolları, işte bu tür işte işletmelerin başında olabilir. İhale, büyük ihalelerin başında olabilir. 9'un enerji alanı dediğimizde de dediğim gibi tıp sektöründe, doktor, hekim, işte bütünleyici tıp anlamında, doğu tıp anlamında, ayurvedik hekim anlamında olabilir, Çin tıp anlamında olabilir. Bu tür şeylerde de çok başarılı olabilen insanlar olur. Dörtlerin mesela enerji alanları yukarıda olan meslek olarak da dört çıkan insanlardan mesela adını sayılana göre yaptınız. Dediniz ki mesleğe doktor olsun. Mesela dördün enerji alanı olursa da cerrah olabilir aynı zamanda bu kişi. Ellerini çok iyi kullanır çünkü elle yapılan her şey de çok başarılıdır. Gibi bu şekilde kişiyi belirleyebiliyorsunuz. Haliyle burada baktığımızda elimizdeki verilerle biz gerçekten bu evrende neyi ne zaman yapacağımız konusunda bize bir rehber geliyor. Aslında bizim bu hayattaki rehberimiz haline gelen bir analiz oluyor. Burada bununla ilgili eğer hizmet almak istediğimiz takdirde Instagram adresimizden ulaşmanız mümkün. Future Human Design Instagram adresimiz. Aynı zamanda Gidemiz Yılmaz adresinden de Instagram'dan bize ulaşabilme şansına sahipsiniz. Hepimize şifa olsun. Bu bilgileri herkese anlatmak ve öğretmek için gerçekten ciddi anlamda aşkla doluyum. Ve herkese bunu vermek. Çünkü ben bir taneyim. Ama herkes de bir tane bu arada. O öbür diğer bir tanelerin bu hizmete sahip olmasını ve bunları öğrenerek daha çok fazla insanın aracı olmasını ve bunları bu kadim bilgileri, bu sırrı aslında paylaşılmasını ve insanlığın hayrına verilmesi için birçok öğrenci çalıştırmak, birçok öğrenciyi bunları öğretmek için gerçekten çok istekli oluyorum ve her yaptığım dersten de çok zevk alıyorum. O yüzden Tekin ve bütün hali için sizleri aramızda görmekten çok mutlu oluruz. Akademimizi hepinizi bekliyoruz. Ve iletişim bilgilerinizi de dediğim gibi Instagram adresimizden ulaşabilme şansına sahipsiniz. Aynı zamanda Neva Gelişim'den de bizimle ilgili bilgileri alabilme özgürlüğümüz var. Oradan da iletişim bilgilerimize ulaşabilirsiniz. Hepinizi kucaklıyorum, sevgimi gönderiyorum. Koşulsuz sevgiyle hepinize bağlanıyorum. Tekin ve bütün hayrola için en güzel günler, en güzel eylemler bizlerle olsun. Ve yüreğimizdeki sevgi bütünlüğü tüm evrene ışık olsun ve yansısın. Sevgiyle ve sağlıkla. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlığınız daim olsun.